Herkese merhaba. Unifet ile hikayeni paylaş etkinliğine hoş geldiniz. Ben Unifet ekibinden Can Sincan. Peki Unifet nedir? Unifet yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmetleri veren sanal bir koçtur. Bugünkü konuşmacımız University of Pennsylvania'dan Arda Enfiyeci. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden Arda'yı konuşmaya bağlıyorum. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Biz deyiz, teşekkürler. Biz de oldu. Teknoloji Tamam, özürlüğüyle. aynen. Yok, hoş geldin tekrardan. Başlamadan önce Unifet hakkında fikrin var mı? Duymuş muydun bizden? Daha doğrusu duymamıştım yani siz bana yazana kadar ama bayağı güzel bir fikir yani. Yani çoğu insana yardımcı olurdur diye düşünüyorum. Yani ben de Duyduktan sonra yayınlarımızdan İzledin, baktın mı? Evet, baktım birkaç tanesi. Yani hani şey, cidden ben hani böyle sürece başlayacak bir insan olsam bu videolara bakıp bir şeyler Evet. katmaya çalışırdım herhalde. Yani insanlara yardımcı olurdu diye düşünüyorum ben. Ya açıkçası ben de senden çok etkilendim. Alman ekolü İstanbul Erkek'ten abiturla mezun olup Ivy League'i kazanan çok başarılı bir hikaye. Teşekkürler. Senin hikayeni dinlemek için de çok heyecanlıyım. Teşekkürler. Bugün 9-10'a soruda olacak konuşmamız. Arada yorum yapılırsa da devam yorumlardan sonra sorular gelecek katılımcılardan. Hemen başlıyorum ilk sorumuzdan. Arda Enfiyeci kimdir? Biraz kendinden bahseder misiniz? Şöyle yani İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldum bu sene. University of Pennsylvania'dan kabul aldım ama online olduğu için bu sene gap year aldım. Evet, Hani duydum evet. aynen ya, o sıkıntı böyle şey falan diye yani gitmeye bir hafta kala falan filan, kampüsü açmıyoruz falan filan yaptılar. Bayağı o sıyırtıcı bir süreçti de. Yani lise hayatım boyunca çok böyle hani farklı farklı alanlarda bir şeyler yaptım ama genellikle münazara yaptım diyebilirim. Hatta münazara olması gerektiği daha fazla yaptım yani bağımlılık seviyesinde. Yani böyle tanıtabilirim kendimi herhalde kısaca. Şey bölümünde okuyorum. Network and Social Systems Engineering'de okuyorum. Öyle. Peki burslu musun ya da burs Evet. hakkında bize başvuru vesaire neler söyleyebilirsin? Burs süreci nasıl oluyor gibi gelirsek yani Aynen evet. şey oluyor yani normal common application'ı doldurduğunuz sırada ses gitti yazmış ama yani işitmedim. Evet, ben duyuyorum seni. Tamamdır. Yani normal common application doldururken onların da financial aid kısmı oluyor. Bir de onu Evet. dolduruyorsunuz. Burada da nispeten işte ailenizin işte şey evraklar istiyorlar hani böyle banka hesabı falan filan ya da durumunuzu neden bağış istediğiniz bağış diyorum şey işte scholarship istediğinizi belirten bir yazı falan yazıyorsunuz. Öyle yani aslında öyle çok ekstradan ayrı bir süreç değil. Hani Comunep'e girdiğinde kendi içinde rahatça halledebilirsiniz. Peki başvuru sürecinde yazdığın eserlerin etkisi neydi? Büyük müydü, küçük müydü? Çok eserlerde zorlandın mı? Ya eseyler zordu yani. Şimdi çünkü bir şey var. Normalde biz Türk kültürü de birazcık şeydir yani. Bir şey yaparsın ve Aynen bunu çok da göstermezsin yani. Hani ev konusu açıldığında bahsedilir falan filan. Benim işim konuşsun. Ama yok hani bir kendinizi yaptığınız işi böyle iyi bir şekilde öveceksiniz. Bir buna zaten alışık değiliz. Bir de şey çok evet, sıyırtıcı bir şey. aynen. Yani işte, aynen ben bunu yaptım, bu konuda destekliyim, bu kadar da iyiyim demek böyle bir ne oluyor falan. Yani oturup böyle 2 ay boyunca kendini övüyorsun yani. Bu o garipti yani. Ve hani şey de sor. Hani mesela diyor ki hani bir tane şey işte hani aştığınız zorluğu anlatın. Şimdi bir sürü yaşadığın zorluk var. Hangisini seçeceksin? Kelimeye sıyıracaksın falan. O yüzden zor bir Aynen. süreç. Ama hani eğlenceli bir süreç olduğunu da düşünüyorum. Çünkü birazcık şey de itiyor yani. Hani orada şeyi sorduklarınızda siz hani hali hazırda kafanızda bir şeyler olsa da ya bu üniversiteden tam olarak ne istiyorsunuz sorduklarında ve böyle hani çok jenerik bir cevap vermek istemediğinizde cidden sizi de düşünmeye zorluyor kendiniz hakkında. O yüzden ben böyle yararlı bir süreçte olduğunu düşünüyorum hani böyle kendini tanımak açısından. Kişisel gelişim açısından da yararlı diyorsun yani. Aynen. Çok günlük hayatta Evet. düşünmüyoruz kendimiz hakkında sık sık yani bu tür kritik eşikler dışında. Aynen. Katılımcılarımızdan bir soru geldi. Dilersen araya onlardan sıkıştım. Uluslararası platformda hiç münazara yaptın mı diyorlar.
Uluslararası platformda yani bir kez yurt dışına turnuvaya gittim. Onun dışında hani Türkiye'de İngilizce turnuvana katılmıştım ama ne yazık ki çok yapmadım. Çünkü biraz tuzlu. Yani hani yurt dışı turnuvaya gideceksin, onun bütçesi ayrı falan, hem orada Aynen. başarılı olmak zaten ayrı bir dert yani. O yüzden çok da yapmadım yani. Peki CSS profil kullanımı mı burs seçiliyorlar? Ha, evet, CSS profile'ı aynen onu dolduruyorsun. Yani zaten Common App oraya yönlendiriyor. Yani şeydeki Common App'lik okulların çoğu yani CSS'i doldurmanı istiyorlar. Bir de ayrıca kendileri bir şeyleri istiyorlar işte. O Aynen. yani öyle. Yani doldurdum aynen. Evet. O zaman başvuru dışında bir soru soracağım. Bize yolladığın fotoğrafta da üstünde UPenn hoodie'si vardı. Fark etmedim değil. University of Pennsylvania hayal okulun muydu yoksa orası mı oldu? Aklında neden University of Pennsylvania vardı? Şimdi ya şöyle, ben zaten Early'de kabul aldım. O yüzden hani Aynen. direkt Early'de baktığım yerde hayal okul mu desen, ya evet orayı istiyordum. Hani daha farklı okullar olsa, ya birisi gelip Harvard'dan kabul ver dese düşünebilirim. Düşünürdüm herhalde. Tabii ki. Hani bu neden Penn'i başvurmayı seçtim hani kısmına gelince, bunun farklı farklı sebepleri var. Bir, hani ben başvurmadan önceki sene yaz okuluna orada gitmiştim ve yaz okulunda bayağı hani düştüm okula, ortamına yani hani. Aynen evet. Deneyim Zaten. olmuştur. Efendim? Deneyim olmuştur okulu görmek vesaire. Şey var yani, benim ablam da UPenn'de. O yüzden hani tabii ondan da Aa. etkilenme durumu söz konusu hali hazırda var. Ama orada şeydi işte, bir de benim hani şeyde çok uzun süre ben arada kalmıştım. Hani fark ettiyseniz ben hani bilgisayar ağırlıklı bir şey okuyorum ama Evet. 5 yıllara yaptım. Çok sosyal bir şey. Hemen nispeten iki alana da ilgi duyuyorum ve ikisinin birleştiği bir şey yapmak istiyordum. Ve hani bunun da tam böyle Anladım. hani double major nasıl olacak falan filan programlarına bakarken, bu Nets bölümü çok böyle hani tam istediğim şeydi. Hani böyle bir şey, 5 maddelik bir yazısı vardı hani şeydi, hani nasıl insanlarsanız burada okumalısınız falan gibi. Hatta ben normalde Nets'e Aynen. bakmıyordum. Penn'in kendi double major imkanlarına bakıyordum. Çünkü ablam benim Nets'teydi. O da böyle Nets'e bak falan diyordu. Ben de hani zaten yıllardır hep böyle şey işte, ablam da Münaz yapmış, ben de yapmışım, o da işte Galatasaray'a gitmiş, böyle Aynen. insanlar hani bu o yüzden hiç yok yok falan filan, aynı burada da aynı olmasın falan filan gibi yaklaşımlar. Sonra bir gün artık dayanamadım, baktım siteye, böyle bir işte diyor ki hani matematik ilgisi, işte bilgisayar mühendisliğine ilginiz varsa, azıcık sosyoloji ilginizi çekiyorsa, engineering bendeniz, işte ekonomiye ilginiz varsa falan diyordu ve bu 5 madde bendim. Öyle olunca dedim bu bölüm Çok iyi. yani kaçmasın. Evet. Daha demin standart faktöründen bahsetmiştik. Standart faktörü bu süreç içerisinde ne oldu yani senin için? Seni ötekilerden ayıran faktör. Beni ötekilerden ayıran ne? Ya büyük ihtimalle hani şeyin çok ciddi bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Ben yaz okulundayken oradaki profesörlerden birinden hani şey aldım, recommendation aldım. Aa. Hani onun bir etkisi olmuştur. Ayrıca hani şey de, dediğim gibi CV'm de böyle tam bu program için perfect bir şekildeydi. Çünkü hani Evet. nereden hani çok fazla yıllarca münazara yapmışım, bunun getirdiği bir sürü böyle hani bir birikim. Bir de işte son bir Penn'in Computer Science yaz okuluna gitmişim ve sonra küçük bir uygulama geliştirmişim. Böyle tam CV'sel olarak da oturuyordu. Büyük ihtimalle bu ikisinin kombinasyonudur diye düşünüyorum. Yani bir farklı farklı sebeplerle. Peki UPenn'i öteki okullardan ayıran şey neydi? Önceden kabul anlamışsın. Yani UPenn'in senin için en güzel, en özel özelliği. Şimdi ya şeyi söylemek, Penn'in diğer okullardan hani şu an spesifik ayıran şey, yani Penn'e gidip böyle bir yıllarca okumadığım için direkt net bir şekilde söyleyemesem Yeah. de, daha çok şey düşünmüyorum ben. Aktif bir şekilde böyle top okullar arasındaki eğitimsel farkların çok majör olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle birinin hani sosyalliği daha iyidir, birinin şeyi daha iyidir. Bunlar da böyle hani Evet. benim ana karar kampüs daha iyidir falan. Bu benim ana karar sırasına verdiğim çok düşüncem etmenlerden değil. Ben daha çok Ha. bölümün düştüm. Hani Aynen. Tam senlik bir bölüm olmuş zaten. aynen. Yani o konuda Penn'in herhalde beni en şey hani diğer ayıran özelliği o derdim. Peki tekrar kasımcılardan bir soru soruyorum. Ailesi ayrı ligde okumuş insanların bu tür okullara başvururken avantajı oluyormuş. Doğru mu bu? Ablam demiş. Ya şimdi ben hani başvuruyu yapan adamlar olmadığım için bunu tam doğru bilmemekle beraber
tahminimce bunun bir doğruluk payı vardır. Yani Legacy konseptinin diğer okullarda olduğunu biliyorum. Hani işte baba, oğul falan filan muhabbetlerini. Evet. Ama ya en basit yaklaşımdan şunu düşünüyorlarsa bile biraz mantıklıdır herhalde. Ya bunun ablası zekiydi, kendisi de zekidir diye hani düşünüyorlarsa böyle bakıp ha okey. Ya bunu yapıyorlardır ama şeyde diye düşünmüyorum yani. Öyle çok game changer bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama herhalde illa pozitif noktaları vardır. Peki ablam bursunu okuyor ya da okuyordu. Evet. Ya bursu zaten yani hiç altından kalkılabilecek bir fiyat gibi değil Ya döviz sonuçta aslında. Herkesin bir soru işareti. O yüzden burs bizim ana yöneldiğimiz faktörlerden biri. O yüzden burs hakkında eklemek istediğim bir şey varsa çok iyi olur. yani. Burs hakkında şeyleri hani nispeten söyleyebilirim. Hani genel okul başvuruları sırasında hepimiz burs olasılıkların olduğunu biliyoruz da. Ben de mesela Penn'in yaz okuluna da bursla gitmiştim. Mesela o programların da burs başvurusu oluyor. Ve yani çok da katkı sağlıyorlar. Hem güzel bir deneyim olması açısından hem okulu görmeniz olması orada görmeniz Evet. açısından hem işte recommendation için kaynak alması açısından. O yüzden yani bunu insanlar bilsin diyebilirdim bursla ilgili. Onun dışında çok da ekstra bir süreç yok yani. Ne cidden formlar var ve dolduruyorsunuz. Evet. Peki IB, AP vesaire dedik. Sen abitur yaptın. IB, AP aldın mı? Ya da zorlandın mı? Ya şey işte ben IB yapmadım hani abitur yaptım direkt şey Evet. iki tane aldım hani makro mikro ekonomi işte hani kendim çalışıp girdim o da yani şeydi ya şey biraz hani yorucu bir süreç oluyor bazen hani ikisini aynı anda birden yapmak işte bir yandan abitur oluyor bir yandan ayrıca işte SAT çalışıp evde AP çalışıp ona giriyorsunuz falan filan ama hani okey yapılıyor. Katılımcı sorularıyla devam ediyorum biraz. İlk bir danışmanla çalıştın mı? Çalıştıysan ilk yaptığınız çalışma neydi? Danışmanla çalıştım. O daha çok şey gibiydi hani. Hani ilk çalışma şu an hani o kadar derin hatırlamam beraber büyük tahminimce şey falandır hani. Ne istiyorsun? Ya bir, hani hayatta amacın nedir? Hani emin misin falan gibi bir konuşmadır büyük ihtimalle. Yani onları belirlemek. Ya çünkü şey cidden önemli. Ya bu yani bunu yapmak zor. Genellikle 12. sınıfa kadar falan şey oluyor hani insanlar genelde böyle tam ne istediklerini tam ne okumak istediklerini bilmiyor oluyorlar ve çok doğal yani liseye bir anda atılmışsın ve Evet. hani bir sürü ders görüyorsun yani hayatta ne yol çizeceğini ne ilgin çekeceğini bilemezsin ama hani nispeten sonuçta CV'nin de birazcık şey yansıtması gerekiyor hani senin ne istediğini ne iş yapmak istediğini o yüzden hani o yüzden hani birazcık bunu bilerek hareket etmek mantıklı. Ama öyle değilse de hani genellikle şey değil, sıkıntı değil yani hani okullar bunu da anlayışa karşı hatta çok fazla okulda şey var. Hani böyle direkt ne bölüm istediğini belirtmeden giriyorsun falan. Evet, isteklerden bahsetmişken bir de ülke bazında bahsedelim. Sen abitur seçmişsin. Şu an 11, 12. sınıfta olup hem yurt içi hem yurt dışında çalışanlar var. Amerika zaten başka bir klasmanda. Hem Amerika hem Almanya yoksa hem Almanya hem Amerika hem Türkiye açısından mı çalıştın yoksa direkt Amerika'ya mı yöneldin? Ya şöyle ben şeyden beri nispeten hani böyle 9. sınıftan beri hani böyle şey kafamda vardı. Okey ben SAT yaparım vardı. Hani ne kadar bunu çok aktif eylem almasam da o zamanlar böyle hani 11. sınıfa doğru falan filan hani şey gibi adam gibi SAT çalışmaya başladım ama hani şey ya hani yine de bir backup olsun istiyor insan ve zaten benim okulum abitur veriyor bana. Hani o yüzden hani Evet. süper ekstra bir efor yok. Hani Amerika'da istemediğim yerler olmazsa bir turla böyle bir sürü güzel bir üniversiteye girme opsiyonum varken hani daha çok SAT'ye odaklanıp bir yandan da bir tur yaptım diyebilirim. SAT puanın nasıldı yurtun için? 1530'du. Evet, güzel. Tek şey Başka sorulara bakalım. Amerika'ya başvurabileceksek illa bir proje yapmamız şart mı? Kendi projemizi oluşturmak yani. Bir bu soru var. Ben bir de buna ek olarak münazara çok yaptım dedim. Bunun dışında CV'ne yazabilecek aktiviteler yaptın mı? Yaptıysan neler? Neler yaptım yani CV'me yazabilecek. Hatta ben buraya CV'mi açmıştım CV yapmak adına bakayım. Ben şeyi yazdım yani. Hani küçük bir uygulama geliştirdim.
şey diye çaylak diye böyle hani Apple için onu yazmıştım. Şey hani birkaç böyle şeylik volunteering yapmıştım vardı işte Listag'da falan ya da Oy ötesinde falan onları yazdım. Düşüneyim. Ben şeyde falan yapmışım. Yani ciddi bir şekilde şey yapmasam da hani MUN yapmasam da finans takımındaydım. Böyle hani o şey ameleliği var ya arayıp sponsor falan filan yani. Bunda böyle yine insanlara bir şey kattığı düşünüyorum. Hani onun için de yaptığım stajları falan yazdım. Hani bu. Ya yani meme sayfam vardı. Onu yazdım bir tane. Hatta benim de Komuna Pese'yim meme sayfam hakkında. Böyle bir muhabbet. Tamamdır. Sorulara bakıyorum. Sorum şu anlık bulamadım. O zaman ben bir soru soracağım. Gap yarını nasıl kullanıyorsun? Gap yürüm şöyle hani bir öncelikle hani burada bir staja girdim hani teknokentteki şirketlerden birinde hani Koç'ta bir tane hani böyle küçük proje geliştiren bir grup var gibi onlara dahil oldum. Hani bir yandan öylece kendimi hani böyle kodlama dünyası konusunda halihazırda ilgilenmek isteyeceğim alanlarda böyle bir gerçekten nasıl oluyormuş orası falan filan diye görmek istiyordum. Çünkü bir de hani halihazırda bir şeyler yaparak geçirmek istiyordum. Çünkü şey çok oluyor. Mesela bakıyorsun machine learning mesela diyor AI çok çılgın güzel konseptler işte bunda çalışırım falan diyorsun. Sonra işin içine girince matematik sarmadı falan öyle olmasını istemediğimden hani birazcık daha hani onlar kısımda gerçek hayat deneyimi. Onun dışında böyle film listesi yaptım, kitap listesi yaptım yani. Biraz daha chill bir şekilde onları okuyup işte böyle kendime bir şeyler katma amacım var. İngiltere, Kanada'ya anladığım kadarıyla başvurmadım. Amerika odaklı, backup olarak da Almanya bir tür diye yoluna devam ettim, değil mi? Kanada'da iki Güzel. okula başvurmuştum yani. Yani o çok ekstra bir efor sarf gerektirmiyor çünkü şeyden sonra. Tamam. Sadece Evet. Çaylak girişimini açabilir misin diyorlar. Çaylak uygulamasından da biraz bahseder misin? ya çaylak uygulaması şöyle hani ben hani dediğim gibi meme sayfam vardı bir ara çok Evet. böyle uğraştım. Yani bir hayatım bir döneminde ne zaman yeni bir hayatıma skill öğrensem diyordum ki bunu bu sayfa için nasıl kullanabiliriz? Yani şey oluyor işte kulüp poları tasarlıyoruz. Sonra ben geliyorum diyorum ki ya münazimi poları mı yapsak işte debate sayfası şeyinin işte meme sayfasını ya da işte Photoshop öğreniyorum. Bunu burada kullanabileyim falan. Doğal olarak öyle olunca hani kodlama öğrenince ilk aklıma gelen şey uygulama yapayım gibi bir şey oldu. Hani çok kompleks bir uygulama değildi zaten. Hani yapması da zaten hani çok uzun sürmedi. Hani Xcode öğrendim internetten. iOS için şey geliştirmek için. Hani app nasıl geçti. Böyle hani şey falan gibi ve basit şeyler yapıyordu. İşte hikaye var. Hani benim birazcık yazarla da çok ucundan ilgim vardı. Hani ciddi bir şekilde yazdı. Böyle o yüzden hani böyle hikaye senin seçimlerine göre değişiyor. İşte münazarede yaptığımız bazı basit işte eşleştirmeleri yapabiliyor. İşte konu öneriyor falan gibi böyle basit işlevi olan bir şeydi aslında. Evet. Peki 9. sınıftaki Arda ile şu anki Arda arasında ne fark var? Şu an neleri değiştirmek istersiniz hayatınızda? Neler söylersiniz? Gidip ne söyler? Ya öncelikle çok deli fark var yani. Hani böyle apayrı insanlarız da hani gidip ne söylerdim cevaplaması daha kolay bir soru olur. Şey derdim öncelikle hani bir daha az münazara yani münazara hani hayatın münazara tabi yani bu makul bir şey değil yani çünkü ben şey falan dedi benim 11. sınıf en hani böyle SAT cidden kasmaya başladığım dönemde o zaman böyle hani yönettiğim 3 kulüp var işte AP'lere gireceğim SAT'lere gireceğim o bir tür falan ben o dönemde de böyle 8-9 turnuvaya gittim hani böyle şey falan dedi hani geleceğimle oynuyorum şu noktada falan seviyesinde bir bağımlılıktı. Ve derim ki hani bu kadar verimli bir şey değil. Hani yapma bu kadar fazla onu derdim. Sonracıma ne derdim? Hani birazcık bu SAT ve AP'lere, subject'lere girme işini ben dediğim gibi hepsini böyle son 2 seneye sıkıştırmıştım. Onu daha erkenden başlatırdım. Çünkü hani ne kadar yapılamaz bir şey olmasa da hani sıkıştırıyor insanı. Ne gerek var sıkışmasına? Bir tık daha erkenden yapardım. Onun dışında herhalde daha basit tavsiyeler olurdu. Böyle daha çok kitap oku. Hani not alarak kitap oku. Mesela bu da nispeten yeni başladım ve yani herhalde faydası olacağını düşündüğüm bir şey falan. Böyle tavsiyelerde bulundum. Tamam. Biraz eseyi açmak istiyorum. Yukarıda soru gördüm. Eseyi tek başına mı hazırladın, destek aldın mı?
Ya da konusu neydi eserin? Komünep eseyini mi? Evet. Ya tabii hani şey insanlara falan fikir soruyorsun yani bunu yazarken seni tanıyan insanlara. Ya bu esey konusunda şey şimdi ne tavsiye versen biraz havada kalır. Hani çünkü cidden hani sizdeki bir nispeten değişim ya da oraya ya yani çok farklı farklı konularda yazabilirsiniz. Ve hani bunları kategorize etmek de mümkün işte. Aa işte kendini nasıl geliştirdin, işte nasıl bir insan oldun, neden üniversite istediğin gibi konularda kategorize edebiliriz. Ama ne kadar kategorize edersek edelim, günün sonunda yazacağınız şey çok kişisel bir şey olduğu sürece değerli oluyor. Ve sizin hayatınızdaki o bireysel kişisel şeyi arayıp bulmanız lazım. Hani o yüzden ben hani şuna odaklanın desem, buna odaklanım desem çok havada kalır. Çünkü hani benim için gerçek olanla sizin için gerçek olan çok apayrı şeylerdi büyük ihtimalle o eseyde. Hani ben ama neyden bahsettim derken birazcık işte hani bu hani münazara benim hayatımda çok böyle net bir değişim kim olduğumu ne istediğimi hayattan falan filan çok etkileyen bir şey olmuştu. Hani ben bundan biraz bahsederekten neden hani hayatta neler istediğimi falan anlattım yani. Bu da ama çok böyle dediğimde cümleyi böyle kurduğumda tabii bu çok geniş bir anlam Evet. gibi duyuluyor. Hani cidden şey yapabileceğim bir şey değil. Hani net nokta atışı tavsiyeler verebileceğim bir konu değil. Peki İstanbul Erkek Lisesi Almanca eğitim veren bir okul. İngilizcen nasıl geliştirdin? Nasıl becerdin? Ya şeydi hani bir şeyden hani ilkokulda özel okula gitmiş olmanın getirdiği artı hani zamanda ben sürekli ya bütün hayatım internette geçiyor zaten. O yüzden hani İngilizce de Evet. çok markalı ama benim İngilizcem halihazırda nispeten iyiydi. O yüzden o konuda ekstra bir çalışma göstermedim yani hani şey konusunda. Yani SAT için oturup düz test çözüp çalışma şey dışında yani spesifik İngilizcemi geliştirmek için bir şey yapmadım. Early action yaptın mı peki? Efendim? Early action. Early action yaptım. Şu an nerelere yapmıştım çok hatırlamamakla beraber sanırım Reed Drexel falandı yani. Ya yani o çok böyle bakıp ayarlıyorsunuz onu o anda. Yani aynen ED ile beraber bazı yerleri EA'de yaptım. UPenn seni neden seçti peki? Neden Yok. ben sorularının cevabı essay'de demek ki beğenmişler seni seçtilerse? Neden seni seçti? Ya bu o kadar UPenn'e sorması gereken bir soru ki yani ben nispeten neleri iyi yaptığımı şu dakikalarda anlattığım gibi düşünüyorum. Hani ben şey Evet. düşünüyorum yani o bölüm için aradıkları öğrenci profiline çok uyuyordum. Hani ve bunun üstüne herhalde şeyde olunca SAT skorlarım falan da iyiydi. Bir Evet. de recommendation falan filan derken herhalde budur. Ondandır ya yani. Ama cidden bu benim cevaplamam gereken bir soru değil. Geçen yıl yaz okulunda bir tane profesörden recommendation not aldım demiştin. Sence bunun etkisi büyük müydü yoksa herhangi bir recommendation'a göre çok da etki etmedi? Yani şöyle herhangi bir recommendation'a göre ya büyük ihtimalle şu an hani ben hani şu an tahminlerim sizinkinden daha iyi değildir. Ama benim kafamda Evet. kurduğum logik hani büyük ihtimalle kendi profesörün sana gelip diyorsa ki bu çocuk iyi, bu çocuğu gördüm ben, bu çocuk kafası çalışıyor. Onu Aynen. biraz daha emeğli olursun yani hani diğer üniversitelerin hocalarına oranla ama hani bir yandan şeyse de bu fakülteler de kendi aralarında da bayağı tanışıyordur ve bu profesörlerden hemen hemen hepsi çok değerli ve kalifiye patlamış insanlar. O yüzden şey de gayet eşit derecede çok etkilidir. Yani ben UPenn'den değil Dartmouth'tan böyle benzer bir recommendation alıp UPenn'e gitsem onun da ciddi bir etkisi Evet. vardı. Dartmouth'u düşündün mü? Dartmouth dediğine göre. Yok öyle şu an yorumlarda az önce birisi Dartmouth demişti az önce o Ben de yüzden ondan sordum. aklıma o geldi. Peki, UPenn öğrenci profili hakkında fikrin var mı? Daha gidememişsin okula mı? Bir fikrin vardır. Bu fikri paylaşmayayım. Yani ablamdan duyduğum kadarıyla böyle şey Evet. daha az var. Yani Harvard'da birazcık şey koygoyları var ya bir elitizm işte şarap kulüpleri Stanford falan Evet. filan. O daha az var. Daha halktan mı diye bir şey değil. Hani o elitist hava daha az var sanırsam.
Ama onun dışında cidden böyle spesifik kategorize edecek kadar bilmiyorum yani. Peki münazara yapan biri olarak sormak istiyorum. Birkaç öncesi söylemiş bunu. Political Science okuyacağım. Sence referans mektuplarından birini debate hocamıza yazdırmamda bir problem olur mu? Sen debate'i recommendation note olarak kullandın mı? Yok yani münazaradan hiç kimseye recommendation yazdırmadım yani genellikle hani hocalar, profesörler falan. Ama hani şey kısmında hani sen, yani şey diyorlar genellikle benim baktığım sitelerde falan filan hep yazarken o uyarılarda böyle hani böyle recommendation kimlerden alacaksınız? Sizi cidden tanıyan birinden hani alın diyorlar ve sen debate hocanın seni cidden tanıdığını düşünüyorsan ve böyle hani ve şeyse de hani zaten halihazırda onlar böyle bazen hani iki tane hoca bir de hoca olmayan birinden de olabilir diyorlar. Bence al recommendation. Yani o hoca olmayan insan slotunu tabii ki de debate hocana harcayacaksın. Yani çoğu insandan daha şeydir. Daha iyi tanıyordur seni. Senin bölümün için tavsiye mektuplarını ne tür kişilerden aldın? Ben yani kim matematikle İngilizce hocamdan aldım yani. Yani bu çok böyle Evet. stratejik bir taktik de değil. Yani o ikisiyle aram iyiydi. Gittim onlardan aldım yani. Onlarla daha tanışık, Evet. daha uzun süredir ben. Evet. Ama büyük ihtimalle de uygundur yani. Yani. Birisini böyle hani nispeten iki dalı ayrılan hani böyle daha sosyal ve daha böyle net science tarafına ayrılan bir şey bölüm olduğu için birini İngilizce birini matematik gibi yine o şekilde dalı ayrılan bir şeyden almak mantıklıdır herhalde ama bu da o küçük hesaplamaların çok fark yarattığını düşünmüyorum yani. İşte yani büyük Peki ihtimalle pardon. alsam da şey olurdu. Efendim? Almanca hakkında bir soru soracağım. 5 yılını Almanca ile geçirdin. İleride Almancayı hayatında görüyor musun? Yoksa bildiğin bir dil olarak mı kalacak? Yani inşallah bir daha fazla girer ama bakalım yani bu çok bilemedim. Yani daha fazla girmesi isterim ama şu an öyle duruyor gibi de değil. Bakalım. Çünkü yani bu 5 yılda pende ne kadar Almanca ile işim olacak dersen büyük ihtimalle olmayacak. Yani o artık benim kişisel eforuma kalmış ne kadar kalacağı. Online ders aldın mı diye soruluyor. EDX gibi sitelerden. EDX gibi sitelerden yani şey için bakmıştım. Hani spesifik öyle bir sertifikalı falan ders almadım da işte hani bir konuda takılıyorsun, Khan Academy açıyorsun. İşte ekonomi çalışacaksın. O EDX'in mikroekonomi dersine bakıyorsun falan filan. Hani onları yaptım ama öyle bir ciddi bir sertifika toplayayım oradan gibi bir eylemim olmadı. Çok etkisi olmadı yani. Efendim? Çok etkisi olmadı sana online ders. Ya işe Alanda. yarıyordu herhalde yani hani diye düşünüyorum. O da bir herhalde Evet. bu konuda kalifiye olduğunu kanıtlamanın bir yolu ama ne kadar bilmiyorum. Vallahi özür dilerim. Bu konudaki şey insan ben diyeyim. Merci. Peki Amerika ya da burslu Amerika ya da University of Pennsylvania düşünen ya da üniversite yurt dışını direkt düşünenlere önerilerin nelerdir izleyicilere ya da sonradan izleyeceklere? Çünkü bu kalacak bu video. Şöyle hani şeyleri zaten söyledim. Hani nispeten olabildiğince erken bir şey, böyle SAT ve SAT subject gibi kısımları atlatmaya çalışın. Hani o konuda sonra son senelere sığılınca yığılma oluyor. Hani çünkü şey gibi yani cidden ekstra normalde 9. sınıftaki temponuza ya da 10. sınıftaki temponuza çok da bir yük bindirmeden gayet SAT'de ya da AP'leri falan filan birkaç tane sınavdan çıkabilirsiniz. Bunu yapabiliyorken yapın, yap bence. Hani ne olabilir onun dışında? Hani aktif olun, aktiviteler yapın. Çünkü biz bazen Türk sisteminde şeye çok kapılabiliyoruz. Aa işte eve oturup okul ders yapmam lazım sadece işte. Sadece bunlar daha değerli. İşte Evet. hafta sonu bir turnuva var ama pazar günü sınav, pazartesi günü şey var, sınav var. O zaman turnuvaya gitmeyeyim falan. Ya ben şahsen bu tür durumlarda hep o turnuvaya giden sonra ertesi gün sınava bir tık daha uykulu gider falan insan oldum. Hani ikisinin yani dengeyi ayarlarsınız ama hani o konuda kendinizi kısmamaya çalışın. Hani çok fazla alan var böyle ilgi duyabileceğiniz. Hani biraz hepsine bakın, kendinizi bulmaya çalışın falan. Hani bunları derdim. Ha bir de Amerika'daki yaz okullarına mümkün olduğunca gitmeye çalışın. Zaten burs veriyorlar hani ihtiyacınız varsa ve şeyseniz. Hani çünkü orada şeyi görüyorsunuz. Yani bir okulun nasıl olduğunu görüyorsunuz. Cidden hani neden Amerika'yı böyle şeyseniz, aradaysanız böyle hani Amerika'ya gitsem mi, gitmesem mi, çalışsam mı, çalışmasam mı o kafanıza daha çok netleşir. Bir de hani recommendation falan için de faydası olabilir. Tamam.
Başka sorumuz var mı? Yok sanırım. Burada kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çok Tamamdır. teşekkürler Arda katıldığın Ben için. teşekkür Zaman ederim. ayırdığın için. Çok, katılımcılarımıza ayrıca teşekkür ederiz. 20 çekimde Karnıcım Yalın Mehmet Deniz birlikteyle görüşmek üzere. Teşekkürler Arda. Görüşürüz.